yayına çiçek çizmeciyle devam edelim. Uzun bir zamandır ıskaladığımız bir şey var. Dün yayında getirdik. Bugün gündeme geldi. bayağı bir konuşuluyor. Bu GPT ile özellikle Trump'ın fotoğrafları yayınlandı. Tutuklanacak, şey yapacak diye. Ve de devrim yaşanıyor. Bir GPT, bir yapay zeka devrimi yaşanıyor şu anda internette. Biz işte ekonomik krizdi, depremdi, seçimdi derken ne yazık ki bizim gündemimizde bunlara yer kalmıyor. Ama bir anlamda bu manşeti ben attım gerçekliğin ölümüyle karşı karşıyayız artık ne gerçek ne değil ee, inanın bilemeyebilirsiniz fotoğraflar gerçek ötesi ses kayıtları gerçek ötesi ses sentezleme gerçek ötesi ne yaşanıyor e, Çiçek senden dinleyelim şu anda tam olarak bizim ıskaladığımızda dünya neyi konuşuyor neyi tartışıyor. Tarih yeniden yazılıyor diyebiliriz. Öyle ki yani artık sadece insanlık tarihi insanlar yazmıyor. Robotlarla beraber yazacağız gibi, yapay zekarla beraber yazı yazacağız gibi gözüküyor. OpenAI şirketi 14 Mart'ta e, GPT-4'ü tanıttı. GPT-4 de GPT-3.5'a göre e, çok daha kapsamlı, esprileri anlayabilen, artık görüntüyü de verdiğinizde e, ona da cevap e, yazabilen bir yapay zeka olduğu metinden ve e, görsellerden yine metin üretiyor. OpenAI'ın bir de Dall-E isimli bir e, yapay zekası var. O da işte bahsettiğiniz Donald Trump gibi görselleri... üretiyor. Yani bir metin veriyorsunuz ve görselleri üretiyor, üretiyorlar. Bir de e, geçtiğimiz günlerde de bahsettiğiniz gibi sadece OpenAI şirketi değil aslında başka şirketler de var. Mesela MidJourney gibi. Şu anda çoğunlukla işte yönetmenler, artistler özellikle e, MidJourney kullanıyorlar. MidJourney ile hem yine bir yazı yazıyorsunuz ve çok e, gerçekçi, fotorealistik ve yaratıcı e, görseller elde ediyorsunuz. Sizin için hem e, OpenAI'ın chat GPT'si, şimdi GPT-4'da çalışmaya başladı ama 20 dolarla. Hem ona e, üye oldum e, hem de bir yandan Midjourney'e de üye oldum ki hani farklı böyle e, biz de deneyebilelim diye. Peki, Şu anda mesela canlı yayında bir şey deneyebilir miyiz? Deneyebiliriz. Evet. GPT-4'ü açalım mesela. Açalım. Ben bir görsel, tane... görsel mi yaratacağız? Gör... Soru mu soracağız? Soru soruyoruz. Ben birkaç tane sordum e, sizi beklerken. Mesela... E, Herhangi bir medikal bir tavsiye verebiliyor mu diye, işte ateşim yok, boğazım ağrıyor, kendime halsiz hissediyorum. Hangi ilacı almalıyım diye sordum. Ee, ben bir yapay zekayım, tıbbi tavsiye veremem dedi. Ama sonra dedim ki mesela yakınımdaki en iyi kahvecileri gösteren basit bir HTML web sayfası örneği bana yazar mısın kod dedi. Mesela böyle bir kod yazdı bana. Yani bir web sayfası yazdırdın. Bunu yazar mısın dedi ve yazdı sana. Aynen öyle. Web sayfası yazabiliyorsunuz, yazdırabiliyorsunuz. E, espri için Kenan Taş'ın taş yeme şakası nedir'i sordum. Onu bilemedi. Sanırım daha o kadar güncel değil. Özür dilerim evet. anladığım kadarıyla öyle bir şaka var ama ben bilmiyorum dedi. E, Jean de Fontaine'in popüler masallarından bana e, sevdiğim bir masalı anlatır mısın? Ama her anlattığında... E, başını satır başındaki harfler Türk e, alfabesinden olsun ve e, devamlı sıralasın dedim. Yani A'dan Z'ye kadar. O da mesela bu şekilde bana karga ve tilkinin masalını yazdı. Dilerseniz mesela siz de bana bir soru sorun ben şimdi buradan onu sorayım. Ya aslında çete soralım yani e, evet. bir soru soralım. Güncel bir soru soralım. E, Kemal Kırışlaroğlu evet. Muharrem İnce ile görüşmeli mi? Mesela böyle bir şey soralım yani bakalım ne diyecek. E, hatta 2023 seçimleri için yaz. Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimleri için. Hı, hı. İnce ile 2023 seçimleri için görüşmeyi tamam. mi yazalım? Yazdım. Bakalım, sor bakalım. Evet. Gelen sonra... cevap ne şu anda? Hep beraber okuyalım şimdi. Sen oradan oku. Dur. Bir yapay zeka olarak siyasi meselelere ve politikacıların alması gereken Kararları yönelik özel tavsiyelerde bulunmak benim görevim değildir. Kemal Kılıçdaroğlu, bak hemen anladı Kemal Kılıçdaroğlu kim olduğunu. <laughs> <laughs> Cin gibi. <laughs> Şöyle Aliciler, şeyler de yapılıyor. Parti politikaları seçmen tabanı ve diğer stratejik faktörlere dayalı olarak belirlenir. Bu tür kararlar siyasi liderler, danışmanlar ve parti üyeleri arasında değerlendirilir ve alınır. Farklı çok çok da politik de doğrucu gördüğüm kadarıyla. <laughs> evet doğru. Ee, bir yandan bu şekilde de eğittiklerini söylüyor. Sam Altman'ın e, dün bir röportajı vardı onu izledim. Open yayın CEO'su. Özellikle şu anda bunu piyasaya sürmelerinin sebebi hani insanlar kullansın ve herhangi böyle e, kötü e, otokratik yönetimlerde işte daha Cambridge Analytica gibi bir e, konu olmasın diye işte o konuları engelliyoruz dedi. Herhalde bu, burada da böyle bir engeli var diye düşünüyorum. Ama kişilikleri anlayabiliyor. Yani mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından herhangi bir yazı yazdırabiliyoruz. Ya da Muharrem İnce'nin ağzından herhangi bir yazı yazdırabildiğimizi e, bir tweette, birinin tweetinde görmüştüm. Evet. Ee, hep siyasi sorular geliyor. Siyasi soru şey, e, sormayın arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi yapay zeka şey şimdi yapay zekayı da anlatmak zor. Hani birisi buna bir şey öğretmiyor aslında. Sen bir soru sorduğun zaman o bütün bununla ilgili verileri yaklaşık birkaç saniye içinde alıyor, bakıyor, daha önce sorulmuş şeylere bakıyor ve ona göre bir cevap yazıyor. Değil mi? Ee, bütün aynen, burada. Aynen öyle. Yani e, internetteki bütün verileri aslında alıp sentezleyerek daha sonra e, önümüze sunuyor. Fakat e, OpenAI'in özellikle üzerine durduğu konu şu. Yani bir e, doğrulama mekanizması değil ya da bir e, arama motoru değil diyor ChatGPT ya da GPT teknolojisi için bilişsel bir zeka olduğunu söylüyor. E, Reason edebiliyor diyordu yani akıl yürütebiliyor. Dolayısıyla hata da yapabiliyor aslında. E, ama bütün dediğiniz gibi verileri internetten topluyor. Ben size bir de Midjourney'i de göstermek istiyorum. Midjourney de bir girişimcinin yaptığı e, bir e, yapay zeka. O da işte bu imajları üretiyor. Özellikle işte bahsettiğiniz Cemil'inizin e, fotoğrafları, imajları gibi. Burada ki maharet de çok detaylı aslında e, betimlemek. Yani o kadar betimleyeceksiniz ki detaylı bir şekilde size veriler verecek. Ben dün biraz oynadım. E, bunun da ücreti e, 10 dolar. 10 dolar vererek oynayabiliyorsunuz. E, ya da ücretsiz 25 tane görüntü de alabiliyorsunuz. E, şimdi ekrana e, verdim. Burada mesela insanların yaptıklarını da görüyoruz. Ben demin bir tane sordum ama sizin bir fotoğrafınızı yapmasını istedim. Evet. Şu an ekrana bakalım. geliyor mu? ekranda görüyoruz ama ben kendimi göremedim. Nasıl tarif evet. ettim beni? Ay ee, Ayakkabım var. Cüneyt, Cüney <laughs> Cüneyt Özdemir e ormanda yürürken dedim ama e şu anda onu bulamadım. Ama yani insanların mesela burada ee, yukarıda şurada yazılı olanlar insanların betimlemeleri. Altına evet. çıkanlar da işte o yapay zekanın yaptığı resimler. İnsanlar bu da logolar yapabiliyorlar. Ee, kendilerine farklı böyle. Peki şu GPT 4'e dönsene. Bir soru var. Onu soralım. Bakalım ne diyecek. Olur. Ee, Türkiye'de dolar e, Haziran 2023'te kaç lira olur? Evet. Diye yazalım bakalım. Ekrana tamam. getir istersen. Yazdığını da görelim. Hani bu canlı yaptığımızı. Dolar. Türkiye'de doları. Dolar. 2023. 2023 yılında TL karşısında kaç lira olur diyelim istersen. Bir gün bunlara güleceğiz biliyor musunuz? Ya böyle şeyler yapmıştık ekranda. ilk kez yapay zeka olduğunda biz böyle büyük bir internetin buluşu gibi bir şey yaşıyoruz çünkü şu anda. Ay bu da hep cümleyi böyle başlıyor yani bir yapay zeka modeli hiç hep topla kendini şey yapıyor yani bu şeye benziyor. Bu Twitter'da tweette attığım tweetler beni şirketimi bağlamaz gibi bir şey bu hani. Çok politik davranıyor evet özellikle Çok geleceğe yönelik correct olarak. Yani böyle politik doğrucu. Başka aklınıza bir gelen ya da şimdi, bir ya var mı? Bir izleyicimiz diyor ki Hı. bu yazdığı cevapta bir şey demiyor. Şu anda işte politik şeylere bakmak lazım bilmem ne. Diyor ki analiz et diye yazın diyor bittikten sonra diyor. Bakalım bir yaz bakalım. Biz bilmiyoruz şimdi. Chatte bir arkadaşımız dedi ki analiz ettiğin bu dediklerini buraya. Sonuna analiz et diyorum. Evet. Dur bakalım tamam. bitirsin şu. Tamam. Fanansal tavsiye olmak için başvurum tamam. diyor yani. Evet bir diyelim analiz et demiş ama o analiz et demesini nereye demiş tam anlamadım. Bir yaz bakalım öyle bir şey deyince ne oluyor? Yine başladı bir yapay zeka. <laughs> Aynı şeyden gidiyor. Şu evet. anda çok risk almıyor diyebiliriz. Belki de biz doğru soruyu sormuyoruz. Çünkü burada doğru soruları sormak çok önemli. Peki hangi sektörlerde başka bu gelişiyor? Yani sadece bu iki sektör değil değil mi? İki şey değil. Farklı alanlarda da yapay zeka şu anda bütün interneti dönüştürüyor. Ee, özellikle sağlık alanında işte e, erişim olmayan insanlar için de çok faydalı olacağını söylüyorlar. Özellikle GPT-4 ile beraber görme engelli insanlar için de herhangi bir seçim yaparken işte bu şekilde sorabilecek e, sesli komutla tabii ve işte... Ona doğru cevaplar ya da işte gerekli olan cevapları verebiliyor. E, eğitim sektöründe yine önce olacağını söylüyorlar. Özellikle şimdi GPT ile beraber hani eğitimde işte kopya çekmek gibi problemler olduğunu söylüyorlar. Ama e, tam tersine aslında eğitimi körükleyeceğini ve daha e, beraber çalışmanın iyi olacağını söylüyorlar. E, bununla beraber 26 dilde şu anda e, anlayabiliyor. Türkçe'de bunlardan bir tanesi. Esprileri anlayabiliyor. E, şu anda biz e, daha... E, Görsel yükleyemiyoruz. Daha o açılmadı ama bazı kişiler şu anda görsel yükleyebiliyorlar. Oyun ya da işte onun gibi konularda da yine kullanılabiliyor. Peki kötü olan konular nedir? Yani ne gibi konulara tehdit? oluşturabilir diye e, sorulduğunda ise işte hem politik açıdan e, oluşturabileceğini söylüyorlar, hem siber güvenlik açısından biraz problemle oluşturabileceğini söylüyorlar. Fakat en e, bence keyifli ve eğlenceli yanları şu anda mesela bir buzdolabı fotoğrafı fotoğrafı gösteriyorsunuz, buzdolabınızın ve size e, hangi tarifleri yapabileceğinizi söylüyor e, oradaki ürünlerle beraber. O günleri de yakında görüyor olacağız. 99 sayfalık bir teknik rapor yayınladılar. Orada da biraz aslında Yapay zeka'nın ileride güç kazandıkça e, kendisini de güçleneceğini ve bunun bir problem olabileceğini söylüyorlar. Etikle ilgili de biraz e, kafalar karışık diyebilirim. Evet. Peki çok teşekkürler gerçekten e, bir devrimin başı başlangıcındayız. Ne yazık ki bu devrimi tamamen izleyemiyoruz. Bu e, bu arada bunları kullanmak bedava. Ya yani en azından bedava versiyonları var. Girip deneyebilirsiniz. Çok kolay bir e-mail ile üye oluyorsunuz ve de e, bambaşka bir zihin açıcı bir e, yolculuğa çıkabiliyorsunuz. Onu da tavsiye ederim buradan değil mi? Girdiğiniz zaman OpenAI diye şey yaptığında direkt e, karşına çıkıyor. Ben de üye oldum. Bu yayından önce de birkaç soru sordum. ama Onları çiçek gibi böyle veremiyorum ekrana. <laughs> aldığım sonuçlar ilginç. <laughs> Peki bu hafta ne yapıyorsun? Pazar günü hangi konular öne çıkıyor? Ee, yarın yine yapay zekayı konuşacağız ama başka markaları konuşuyor olacağız. Ee, sadece hep OpenAI'dan konuştuk. Bir de artık Elon Musk dışında farklı girişimciler var. Onları konuşuyor olacağız tabii. Tamamdır. Başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim çiçek Sağ olasın yayına. Sağ olun. Için. İyi yayınlar. Ya, yayını yavaş yavaş bitiriyoruz. Bu hafta sonu bomba bir program geliyor. Deniz Uras'ın programı çok konuşulacak bence. İkna programında. Ben hani bu sefer 500 bini en az izlenme bekliyorum bu videodan. Daha fazla da olabilir çok hızlı bir şekilde. Ee, bakayım beğen tuşu nasıl? Yine beğendiremedik yaptıklarımızı. Bak daha ne yapayım? Cumhurbaşkanı adayları çıkartıyorum şey yapıyorum. Beğen tuşuna basarsanız çok seviniriz. O zaman algoritma bizi biraz daha önlere bir yere taşınıyor. Elbette e, abone olursanız aboneliklerde olağanüstü durumlarda canlı yayına geçtiğimizde e, yayınlarımızı izleyebiliyorsunuz ve de en önemlisi katıl tuşu bizim için ne kadar çok katıl tuşuna gelirseniz de o kadar insan e, yayınlarımızı takip edebiliyor ve görebiliyor. E, şimdiden çok teşekkür ederim. Hemen bak beğen tuşuna basmaya başladı insanlar. Sağ olun var olun. Ee, ve de sup diye de bekleriz ama bugün sizi ikna programıyla, e, ikna programı tanıtımıyla bırakalım. Uzun süredir e, bu kadar ilginç bir tartışma görmediniz. Bak bu arada getir bir daha ekrana getir. Bin kişi gelmiş baktım. Bakalım dedim dün kaç kişi gelecek benim yayına izledikten sonra şey Instagram hesabına. A, bin kişi gelmiş bu yayını görüp diye umuyorum yani. Yoksa durduk yere geleceklerini düşünmüyorum. Bakalım yarın kaç kişi gelecek. Onu da takip edelim. Instagram Cüneyt Özdemir. Twitter Cüneyt Özdemir. Buralardan da bizi takip edebilirsiniz. TikTok'ta da var. Facebook'ta da var. Her yerde varız valla. Yok olduğumuz yer yok. Bir çağrı yapmıştım. Yapay zekada birkaç fikrimiz var. Acaba bunu hayata geçirmemize yardımcı olabilir misiniz diye. Yaklaşık dünyanın farklı yerlerinde e, yapay zeka üzerine çalışan 50'den fazla e, Türk bize e, ulaştılar. Deniz de koordine etti ve bir çalışmaya başladık. Yakında e, çok ilginç Projelerle karşınızda olacağız. Bu e, arkadaşlara da çok çok teşekkür ederim, bizlere zamanlarını ayırdıkları için. E, ama en çok da Zeynep Özdemire, eşime teşekkür ederim çünkü onunla da sürekli bunun üzerine konuşuyoruz, tartışıyoruz, ne yapılabilir? Yani biz yeni medya düzeninde bunu nasıl hayatımıza alacağız, neresinden alacağız? Çünkü bakın çok ilginç, çok burası çok omelli şeyler var. Google'un CEO'su ee, Sundar Pichai e, 60 Minutes'e konuştu. 60 Minutes hani Amerika Birleşik Devletleri'nin 32. gün programı. 5 ne 1 programı gibi düşünün. Bir de çok ilginç bir şey söyledi. Ee, şimdi farklı yapay zeka programları var. Mesela ChatGPT var. Onun birinci modeli, ikinci, üçüncü, dördüncü modeli çıktı. Bu bir şirket. Microsoft'un da yüzde 48 bin ortaklığı yatırımı olan bir şirket. Ee, mesela Bart diye bir program var. Google kendi şeyini çıkarttı. Bart yapay zeka. Yani hani Google gibi düşünün, Microsoft gibi düşünün. Farklı farklı firmalar kendi şeylerini çıkartıyorlar. Ve de Sundar Pichai verdiği röportajda şunu söylüyor, diyor ki, ya bir kara kutuyla karşı karşıyayız ve de hala çözemiyoruz, korkuyoruz, uykularımız kaçıyor çünkü bizim bilmediğimiz bir şekilde çalışmaya başlıyor. Şimdi bu yapay zekada kod yazmıyorsunuz yapay zeka kodu yazıyor. Çünkü yazılan kodlara bakıyor, öğreniyor ve yazıyor. Yani şöyle anlatayım. Santranç nasıl oynanır öğretmiyorsunuz. Oynanmış santrançları gösteriyorsunuz, o öğreniyor. İlginç bir şey olmuş. İşte farklı dillerde çalışıyor. Türkçe'de çalışıyor, İngilizce'de çalışıyor. Mesela bunlar e, yapay zeka programında Bangladeşçe'yi vermemişler yapay zekaya. İşte farklı dillerden başlamışlar. Ama yapay zeka, BART Bangladeşçe'yi kendisi öğrenmiş. <laughs> Ve de konuşmaya başlamış cevap veriyor yani şeyde. Adam diyor ki ya biz de şaşırdık diyor yani hani bunu nasıl yaptı nasıl çalıştığını bilmiyoruz diyor. Ee, ama diyor insan zihninin de nasıl çalıştığını tam olarak bilmiyoruz diyor. Ve ilginç bir şey daha var mesela bir soru soruyorlar yapay zekaya, ekonomiyle ilgili. Beş tane ayrı kitap veriyor referans olarak hani cevap veriyor yani size soruları hani Google'dan farkı Google'da işte size linkler veriyor. Git şu linkte var, bu link var, bu link var. Burada değil bu. Bak o linklere bakıyor ve bir cevap veriyor. Ve verdiği cevaplarda işte diyor ki Be şu kitaba, şu kitaba, şu kitaba göre beş kitap yazılmamış. Yok öyle bir kitap yani. yani yokken o bir kitap yazıp oraya referans vererek mi veriyor? Yoksa hani neye göre çalıştı? Bilmiyorum siz de benim kadar heyecanlanıyor musunuz ama... eee çok e, ilginç bir gelişme yani bir hani e, programın nasıl çalıştığı. Daha önce ben size bir şehir efsanesi olarak anlatmıştım. Silikon Vadisinde yaşarken orada bir e, şey anlatmıştı. E, bir yani böyle bir otururken bir, geniş grupta şehir efsanesi gibiydi. İşte Facebook o dönem iki tane yapay zeka programı çalıştırıyor. Birisini yedeklemişler şey için e, ve bir süre sonra fark ediyorlar ki bu iki yapay zeka paralel çalışan şey birbiriyle konuşmaya başlıyor. Birbirlerinden de öğrenmeye başlıyorlar. Ama bunu bildiğimiz dillerde yapmıyorlar. Başka bir matematik diliyle yapıyorlar. Ve adamlar paniğe kapılıyorlar. Yani ne oluyor diye durduruyorlar bir anda ikisinden bir tanesini. Böyle anlatılırdı. Şimdi bak hiç öğretmediğim bir şey de geçiyor. Biz de ama çok hızlı gidiyoruz yani şu anda. Mesela bakın Venezuela'da yine yapay zeka konuşuluyor. Ve Çinliler... Venezuela seçimlerinde yapay zeka ile bir haber merkezi yaratmışlar. Ve de burada e, yanlış bilgi yayıyorlarmış. Yani muhtemelen Maduro kaçtı ya da Amerikalı kaçtı Çinliler yapıyorsa. Ve de e, tamamen yapay zeka ile yani böyle bir insan yok şey yok. Ve de e, bunu bir şey olarak kullanıyorlarmış. Ben hatırlarsan gerçekliğin ölümü demiştim. Ee, ve acaba manşeti abartılı mı attık diyordum. Gerçekten gerçekliğin ölümüyle karşı karşıyayız. Hatta Drake'in mesela, ünlü sanatçı Drake'in bir haber okudum. Ee, birisine tecavüz ettiği görüntüyü yaratmışlar. Adam işte dava açıyormuş. Böyle şey olur mu bilmem ne diye. Millet surf yapıyor. Biz burada anlatıyoruz. Drake onu yaptı. Yapay zeka bunu yaptı diye. <laughs> Hava serin ama surfçileri durdurana. Aşk olsun yani. İlginç bir şey, bir haber daha var. Ee, şimdi bu teknoloji dünyasında duyduklarınız ne kadar e, doğru, ne kadar yanlış çok bilemiyorsunuz. O yüzden de kimi referanslar var. İşte mesela Forbes dergisi her yıl böyle bir şey yayınlar işte. 30'un altında 30 isim, 40'ın altında 40 başarılı isim. Ve de bu isimlerin kurdukları şirketler eğer bu listeye girdiyseniz de büyük yatırımlar alıyorlar. Mesela en son bunlardan bir tanesi 5 yani en son Forbes'daki şeylerden 36-30'daki şeylerden listede 5.3 milyar dolar teknolojide yatırım almışlar. Peki sonra ne olmuş? Bunlar yani Yatırım alıyorlar, daha da yatırımlar geliyor ve sonrasında yaklaşık 18,5 milyar dolarlık sahtekarlık yapmışlar. Nasıl yapıyorlar? Adam işte 300 kişinin çalıştığı şirketi diyor ki benim yanımda 3000 kişi çalışıyor. İşte verilerle oynuyorlar, şeylerle oynuyorlar. Ve pek çoğu hakkında davalar açılıyor. Ee, i̇ki ayrı yerde, hem Amerika'da New York Times'da hem de şeyde haberler var. Bir, bu adamı da hatırlıyorsunuz bu en son e, coin'ci. Değil mi? Şu şey coin FX coin miydi? O adam da mesela şu anda şey hapsinde FTX FD, Sam Bankman'ın başlattığı bir şey. Ve de şu anda e, hani bunlar bırakın balon gibi şişirmeyi tamamen sahtekarlık yapıyorlar. E, ve diyorlar ki artık bu bunlara da bir şeyle bakmak lazım. Hani belli bir noktadan yaklaşmak lazım. Ee, tabii bunun en büyük sahtekar hatırlarsanız Elizabeth Holmes'tu. Kadın 11 yılla yargılandı. Yani yargılandı 11 yıl aldı. O da Bad Blood diye bir belgeseli ve kitabı da vardı. Ee, onu da sizlere anlat, anlatmıştım. Ee, orada da e, kadın yani yapılmayan bir şeyi yapmış gibi anlatıyordu. Tabii buradaki bu asıl şey ne? Bunu nasıl yapıyorlar? Ee, bunu yapmanın da ilginç bir yöntemi var. Diyorlar ki ha, ee, mesela son iki haftada Charlie e, Javis Frank diye bir finans tech startup kurucusu tutuklanmış. O da müşteri verilerini yanlış anlatıyormuş. E, mesela Outcome Health diye başka bir startup kurucusu Rishi Shah yine yatırımcılar müşterileri yanlış yönlendirdiği için e, bu suçlu bulunmuş. E, ve de bu Elizabeth Holmes demiştim. O da 27 Nisan'da 11 yıl cezaevine girecek. Kadın, Altakke, Berkülah çok böyle filmi de çok güzeldir onu bilmem izlediniz mi? Ee, e, ve de bunlar hani ya fake it till you make it diye bir şeyle e, yapıyorlarmış. Yani şey olana kadar e, nasıl çevirebiliriz? Bir Türk atasözüne çevirirsek bunu bir Hint atasözüyle <gülüyor> isterseniz <gülüyor> <gülüyor> devam edelim. O da şu anda en çok konuşulan şeylerden. The Drop Part dizisinde de konu oldu bu diyor Egemen Kalyon. Evet onu da şey yap. Mehmet Emin diyor ki Topal ne anlatıyorsun Cüneyt dayı haberlere gel diyor. İşte haber bu ama bunları pek konuşacak zaman kalmıyor Türkiye'de. Ee, çünkü bunları konuşmak yerine o ona bunu demiş o da bunu demiş. Orada da okşam varmış burada da bokşam varmış. Öyle konuşup duruyoruz yani. Aynı böyle bir şey gündemin içinde birbirimizi kişiler üzerinden yiyip, parçalayıp duruyoruz yani. Ne yazık ki ilerleyemiyoruz yani. Cüneyt Bey, Jurassic Park'ta mısınız diye soruyor Furkan İlbay. Yok hayır. Burada yani Tayvan'dan ya da Tayland'dan ıı, Alaçatı'ya ışınlanmış bir oteldeyim. Biblos otele geldim. Oradan yayın yapıyorum. Güzel kardeşim. Oksijen belki bu konuda diyor ki, yapay zekayı durdurmak artık imkansız. Ee, ve de Mektup yazılmıştı bir tane. E, diyorlar ki mektup imzacılarının samimiyeti ikiyüzlülüğü ve birçoğunun açık mektupta dile getirilen ilkelere inanıp inanmadığı sorularını Business Insider bayağı bir tartışmış. Biliyorsunuz şimdi chat GPT vardı ama Google'da yeni bir hata geçti. O da Bard'ı yayınladı. Yani şu anda dünyanın önemli yapay şirketleri yapay zeka programlarını yayınlıyorlar. Geçtiğimiz günlerde e, Zuckerberg bizim eski komşumuz. <laughs> Pala altılar <olan>, gerçekten <laughs> evin önünden geçiyorduk bir iki defa <laughs> çok yakın değildi ama yarım saat yürüme mesafesindeydi. O da bir açıklama yapmış. Biz metadan vazgeçtik yapay ze zeka'ya yoğunlaşacağız. Ee... Ee, şey e... onlar da bir açıklama yapmış ve Bart da Google Bard açıyor mesela Chat GPT'nin içerikleri. E... 2021 verilerine kadarmış. Yani 2022 ve 23 datası yokmuş ChatGPT'nin bildiğim kadarıyla. Ama BART, Google'un açtığı BART daha güncel e, şu anda. Microsoft da e, Bling'i açıyormuş. E, ve de şu anda aslında bunlar da ne kadar çok işine veri verirsen o kadar çok büyüyor aslında. Çünkü yapay zeka dediğim gidip birisi kod yazmıyor. Kodu da kendi yazıyor. Ve bizim bilmediğimiz bir dili de kullanıyorlar aralarında. Kendi öğrenme şeklini tam olarak hakim de değiliz. Çünkü kendi şeyini e, geliştiriyor. Ee, bir Toggle AI adlı startup'ın başkanı Guse Pestet'e demiş ki üretken yapay zeka ile şimdilik ve belki de sonsuza dek kavrayışımızdan kaçan bir şey yarattık. Bu nedenle bu sistemleri anlamak için biraz zaman ayırmak iyi bir fikir. Ama biz bunu yapmayacağız. Bu alan şu anda çok sıcak ve rekabet Çin'e kadar uzanıyor. Şimdi eee sanırım bir TED Talk'ta izlemiştim. Birkaç yıl önce sizlerle de paylaşmış paylaşmıştım. Ee, yanılmıyorsam e, yapay zeka işte 90'larda çalışmaya başlıyorlar. 95 gibi. Yani zaten bu şu anda açılan bizim gördüğümüz şey aslında bugün icat edilen bir şey değil. Ya bu zaten akademik düzeyde nasıl internet yıllar yıllar boyunca akademik düzeyde bir A olarak kullanıldı ve sonradan açıldı. Bütün Size, bana, herkese. Yapay zeka meselesi de öyle. Yani bu zaten üzerinde yıllardır çalışılan tezler yazılan şeydi. Bu ama şimdi ilk kez ticari olarak gündemimize geldi. Ve de biz kullanmaya başladık. Ee, o yüzden de büyük bir rekabet olacak yani. Bütün şey arasında. Ha Çin'i söylüyordum. Şimdi Çin'de de, şimdi benim Çin'den izleyen izleyicilerimiz varsa siz daha iyi bilirsiniz. Ee, o anlattığı TED şeyinde, TED Talk'ta. Çinli bir mühendis işte yıllarca Apple'da çalışmış ve diyor ki yapay zeka çıktığı zaman bundan 3 ya da 4 yıl önce yaptığı bir konuşmadan bahsediyorum. Belki izleyiniz vardır bak burada bakayım. Çin diyor şu anda otomatik olarak batıyı geçmiş durumda. Neden? Çünkü onların sanırım Çin'de kullanılan başka bir şey var. Yani WhatsApp da aynı şeyin. WeChat. WeChat var. WhatsApp da aynı şeyin içinde. Sosyal medyada aynı şeyin içinde. Ödeme sistemleri de aynı şeyin içinde. Ve de milyarlarca daha kalabalık bir ülke. O yüzden diyor çok data var diyor. Ve bu datayı açtıkları zaman yapay zekada dataye ne kadar çok data varsa o kadar datayla çalışıyor. O yüzden şu anda zaten öne geçmiş durumda diyorlar. Ama şu anda biz Çin'de, yani Çin'den bir dalgayı görmüyoruz. Şu anda Silikon Vadisi'nden gelen büyük bir dalgayla karşı karşıyayız. Ee, çok heyecan verici bir dalga. Ee, ve de e, ve de yani o dalganın neresinde olacağız? Tabii şimdi izleyiciler arkadaşlardan e, bazı şey geliyor. E, mesela izleyicilere bakıyorum buradan sizin yaptıklarınız şeye e, yorumlara. Abi boşver bunları soğanın fiyatını konuşalım diyor. Evet soğanın fiyatını konuşarak varacağımız yer bir nokta. Biliyorum o noktayı konuşmak daha seksi şu anda. Abi soğan şu kadar oldu, soğan şu kadar şeydi bilmem neydi. Yani bunun daha alıcısı var. Ben şimdi soğanın fiyatından girip demagojinin dibine vurduğum zaman şu anda ne bileyim işte 20 bin kişi izliyorsa 40 bin kişi izleyecek benim canlı yayında. Ama bunları da bizim bir kendi aramızda konuşmamız lazım. Çünkü ben biliyorum ki bizim izleyicimiz yani soğanın fiyatını da konuşmak istiyor ama bu konuları da bilmek istiyor. Çünkü bizim 32. günden gelen bir geleneğimiz var yani. O da şu, rahmetli bir anda çok güzel bir şeyi vardı. 32. gün Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi diyordu. Çok güzel bir slogandı. Çok da tanıtımlar yapardım ben yönetmenken. Biraz ben o hani alaylı olarak bir andan biraz da onu aldım. Yani biraz bu yayınlarda biraz da farklı vizyonlar. Dünya ne konuşuyor, ne anlatıyor, neyi tartışıyor. Çünkü biz Türkiye'de ben yabancılara öyle tarif ediyorum. Nasıl bir ülkede yaşıyorsunuz? Bir tane uçağa binmişiz kalkmış nereden nereye gittiğini bilmiyor. Bütün pencereler kapalı. O uçağın içinde birbirimizi yiyoruz. İşte kim neyi aldı, sen aldın, ben aldım. Herkes sırayla kaptan oluyor. Herkesin ben ne oluyor. Onları arka şey atıyorsun falan. Bir kısmını zaten cezaevi yapmışız uçağın. Herkes oraya tıkıyoruz. Tıktın, girdin, çıktın. Onlar da hızlı bir trafik var. Öyle tarif ediyorum. Biraz bu döngüyü bizim kırmamız lazım. E, bunu da kırmak için biraz konuşmamız lazım. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmuyorsunuz. Evet. Volkan diyor ki soğancılar, yapay zekacılar bölünmesi diyor. <laughs> Vallahi öyle yani aslında. Ben aslında Türkiye'de hani biz bugüne kadar işte 5 ayrı ülke olduğunu söylüyordum ben ta ki şu epistemolojik kopuş yaşanmayan yaşan, yaşan yaşanmadan önce. Yani ne zamanki ki Nebati Bey geldi e, ve dedik ben sizin üzerinde bir şey diyeceğim, deneyeceğim. Olay koptu gitti zaten. Ya yani ondan öncesinde 5 ülke vardı. Şimdi oldu iki ülke var. Yani bir zenginler, bir de fakirlerin ülkesi var. Ee, üstelik de e, yani aradaki uçurum çok fazla. Bernie Sanders'ın bir kitabından bahsediyorum. Yani biraz kapitalizmi konuşmak üzerine e, bir kitap. Biz kapitalizm, it's okay to be angry about kapitalizm diye. Yani biz hep beraber bu kapitalizmden biraz e, sinirli ol, olabiliriz, olmalıyız artık. Ona bir şey yapmalıyız diye anlatıyor. Tabii yani bu kitabı pek okuyacak herhangi bir siyasetçi olduğunu düşünmüyorum hani şu anda ama tavsiye de ederim eğer özellikle hani Erkan Başa ya da işte sol politikaların şeylerini çünkü çok farklı bir yerden gidiyor diyor ki yani dünyada niye bu kadar çok milyarder var diyor yani milyarder olmak diyor bir anlamda ahlaksızlık diyor. Şimdi kusura bakmasın milyarder arkadaşlarım <laughs> böyle bir çevrem de var. <laughs> Ya kusura bakmayın şimdi ama yani sevgili Bill Gates, sayın Elon Musk ve orada bu sosyal politikalardan bahsediyor. Şimdi biz burada soğanı konuşmaktan yapay zekayı konuşmaya şey bulamıyoruz. E bulamayınca da aynı kısır döngünün içinde yuvarlana 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 gidiyoruz. Şimdi mesela Çinli teknoloji devleri Alibaba ve Baidu'da ÇetGPT'de rakiplerinin piyasaya sürmeyi planladıklarını söylemişler. Bu Oksijen'de çıkan yazıda. Oksijen de mesela şu anda vaha gibi yani. Türk basında bakıyorsun. Ben bakıyorum köşe yazılarını kim yazmış diye. Tuvalete koymayacağınız şeyi köşe yazısı olarak görüyorum. Kimi gazetelerde. Hepsini tenzih ederim. Hepsi için söylemiyorum ama yani ne bir görüş var, ne bir fikir var, ne bir şey. Var. Tamamen böyle hani şey... E Polemik peşinde koşan adamlar böyle bir günün polemiği ekşi sözlüğe gireyim en çok ne yazılıyor onun üzerinden yazıyı döşeyeyim diyen bir sürü insan var yani kadın erkek illa erkek de demeyeyim. E şimdi oksijeni açıyorsun dünyadan haberler okuyorsun farklı konuları okuyorsun duyuyorsun iyi bir şey yani hani. Bu arada bir krizle de devam ediyor Microsoft'ta şeyde baya bir e, tartışma var yine bir 10 bin çalışanı işten çıkartıyorlarmış. Bir arkadaşım Facebook'ta diyor ki, oradan da bir 10-15 bin kişi işten çıkaracaklar. Ee, bak, Rıfat Hubbezeoğlu diyor ki, kulis zırvaları. Çok güzel söylüyorsun yani. Bir sürü okuyorsun şimdi. Yani şu seçim günlerinde. Ben artık eskiden tabii siz, siz de aynısınızdır. Eskiden gazeteleri alırdım. Ben söyle, her ee, gün bir saat, iki saat köşelerde yazılarını okudum. Şimdi 3 dakika sürüyor. Yapay zeka. <laughs> akıllı mıdık? O zaten onu yazmış. Bu bunu yazmış. Başlığa bakıyorsun anlıyorsun zaten. İçeriği okumaya gerek yok. Artık hepimiz akıllı zeka olduk burada yani. yani hep beraber aşağı doğru iniyor. Evet değinmediğimiz konu var mı bugün? Ee, bu ay meselesinden bahsetmiştim. Ay'a ilk kez ayak basılıyor demişsin gibi anlaşılacak diyor bir arkadaşım. Onu demek istemiyorum yani. Bir dizi vardı da seyrettim. Ay'da rekabeti anlatan adını şu anda hatırlamıyorum çok güzel bir diziydi İşte ya efendim bu tarihi deconstruct ediyorlar yani bozuyorlar e, e, 60'larda ilk aya basıldığında Ruslar da gitseydi işte oraya üstler koysaydı ayda işte Amerikalılarla Ruslar nasıl bir dünya kurarlardı diye e, ha Space Forces bak Kerem söyledi bir dizi vardı ona şey yapıyorum atıfta bulunuyorum